Aferin beslenme çantam termoslu. Cansu. Selam. Hayır. Videoyu başlattın. Evet. Video mu çekeceğim? Evet. Merhaba demedin ki. Sen de. Kanalı aç hadi. Hepinize selam arkadaşlar. Evet, devam et. Bugün sizlerle birlikte ben değilim yani. Ablam benim babaannemlere bırakacak. O da şey okulunda gidecek. Bu kadar. Hadi. Başka bir şey demeyeceğim. Demeyeceğim. Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma videoya hoş geldiniz. Ben Gülşah. Bugün sizlerle birlikte ne videosu çekiyoruz? Çok heyecanlıyım. Üniversiteye gideceğiz bugün birlikte. Üniversitedeki arkadaşlarımı göreceksiniz. Ortamı, üniversitemi. Çekebildiğim kadarıyla. Anksiyete ne kadar izin verirse o kadar. Size video çekeceğim. Bugün erken çıktım. Niçin video çekebilirim diye düşündüm. Bu arada bir ay oldu üniversite açılalı. Bir ay iki gün sanırsam. Vizelerimiz başlayacak yakında. Çok tırsıyorum. Bugün önce bir Alsancak'a gideceğiz. Benim üniversitem Buca'da. 9 Eylül Üniversitesi. İktisat Fakültesi'nde okuyorum. İkinci öğretim olduğum için kaçta başlıyor derslerim? 5'te başlıyor. Evet ve bu benim için çok iyi. Çünkü benim evime 2 saat uzaklıkta okul. Trafik falan varsa siz düşünün. Çok uzak. İyi oluyor. Yani neyse. Bugün önce bir Alsancak'a gideceğiz. İngilizce kursunun ödemesini yapmam lazım. Ve şu an saat çok erken. Bakayım. 12.30. Benim dersim 5'te başlıyor dedim size. Yani çok erken olacak. Ya gidip erkenden ders çalışmaya başlayacağız orada. Ki hiç zannetmiyorum. Çünkü dün zaten çok ders çalıştım. Bu aralar kendimi hiç beğenmiyorum. Ne yaparsam yapayım çok çirkin gözüküyorum gözüme ve body shaming mi denilir? Sürekli kendimi zorbalıyorum. Kötü bir şey. Neyse bunu aşacağım yakında eminim. Ne diyecektim? İşte şimdi Alsancak'a gideceğiz. İşimiz erken bitecek büyük ihtimal çünkü sadece bir ödeme var. Ders falan görmeyeceğim. İşimiz bittikten sonra Bornova'ya dönüp belki kıyafet bakabiliriz. Ya da toka falan da bakacağım kendime. Çünkü saçımı toplamak istiyorum ve toka almadım. Kolye de alabilirim. Bakacağız yani. Çünkü kolye aldım bakın yanıma tamam mı? Ama o kadar dolanmış durumda ki ben kolyeyi çok seviyorum. Çektiğim şeye bakar mısınız? Kolumda şöyle bir ağırlık var bir de. Çok ağrıdı bir dakika. Tamam. Burada bir tane çanta aldım. Şöyle üzerinde bakın bunu fark etmedim. Vallahi fark etmedim böyle bir şey yazdığını. Yazdığını görsem almazdım. Kadın çantası yazıyor. Ya böyle bir şey yazıyor çantanın üzerinde? Okey. Anlamamıştık. Teşekkürler aydınlattığınız için. İşte dediğim gibi. Alsancak'ta işimiz erken bitecek ve otobüs gidiyor galiba şu an gidecek. Bakayım kaçıracağım galiba. Otobüs kaçırışımı izliyorum. Hayatımın kayışını izlediğim gibi. Tamam benim otobüsümdeymiş. Erken olursa erken olacak ihtimal. Kıyafet falan deneriz birlikte. Sonra okula geçeriz bakarız. Arkadaşlarımla da tanıştırırım sizi. Yani yeni bir hayat. Ve bunu size de göstermek istedim. Yeni hayatımla siz de tanışın. Ben bir saat erken geldim arkadaşlar. Şu anda mağaza bakıyorum. İki tane mağazaya girdim. Güzel şeyler göremedim. Bir Gratis'e bakacağım. Almam gereken şeyler var. Anksiyete benden korkuyor an itibariyle. Neyse bir de Tena'ya bakacağım. Öyle. Şu an aklıma geldi. Biz şeyde kızlar İskambil falı bakıyoruz sürekli. Ve kızlar çok seviyor. İskambil köyde almayı düşünüyorlardı. Bulabilirsem onları hediye alacağım. Bakalım. Çok işim var. Az zamanım kaldı. Mutsuzum. And I start to clap, 'cause I'm feeling good. My room is empty, all it has is a guitar and a snare drum. Bang on it. Is this life? I guess it's fine. Little
evet arkadaşlar, çok güzel bir deri ceket beğendim. Gördünüz ama almadım çünkü birazcık tuzluydu. Ama bu hafta içinde alacağım gibi. Gerçekten çok anksiyete beğeniyorum, çok garip. Kızlara hediye aldım. Hediyeye bakar mısınız? Muhteşem. Bunu vereceğim işte. Şimdi bir gratis'e bakacak vaktim var mı? Çok az var. Bir gratis'e gideceğim. Oradan da artık okula gidecek otobüse bineceğim. İki otobüse okuldayım. Başka hiçbir şey almadım. Gratis'e de girmedim. Vaktim kalmadı çünkü. Şimdi otobüse doğru yürüyorum. Biraz acele etmem lazım gerçi. Bir 20 dakikam falan var ama acele edeyim yine de. Bu arada rujum çok iğrenç olmuş. Kameradan asla belli olmuyor ama çok kötü. Bunu düzeltmem lazım otobüste. İzmir'in türlü türlü yerlerinde türlü türlü anılarım var. Gerçekten çok duygusallaşmama sebep oluyor. Bu yol mesela şu anda gördüğünüz. Okul tüp işlerine Melisa Tülin ve benim hep yürüdüğümüz yoldu böyle. Buradan otobüse giderdik. Sonra Tülin'e ben 585'e binerdim. Melisa kendi evine giden otobüse binerdi. Ayrılırdık falan ve bu yolda o kadar çok dedikodu yapardı ki günün kritiğini falan. Çok özledim. Şu an Melisa çok uzakta. Tülin de hayatımda değil. Üzdü bu beni. Gerçekten hafif bir duygulandım. Ama İzmir'in o kadar çok yerinde böyle anılarım var ki her adımımı attığım yerde duygulanıyorum. Yeter, sırf bu yüzden şehir değiştireceğim. Yeter, bıktım. Uf, duygusel oluyorum dışarı çıkıp ya. Yeter. Bu arada bugün bir tane dersim var. O da işletme. Bir tane dersim var ama 3 saat. 2 saat işler. Amfisinde iğrenç. İğrenç bir amfi. Amfiyle alakası yok. Göstereceğim size orayı. Evden karşıya çıkmıştım, hatırlamıyorum ama mesela şu an 3.20. Bu arada kamera bu kadar çok sallanıyor mu ya? Şu çantaya vuruyor bacağım. O yüzden sallanıyor galiba kamera. Kusura bakmayın bu kadar çok sallanmışsa video boyunca. Arkadaşlar okula geldim. Kızlara iskambilleri verdim. Evet, Merve size salladı ama hiçbiriniz bunu göremediniz. Bir şey diyeyim, o videoyu da bir hatırlamadım. Bak, bunu yeni çekiyorum, evet. Bu Aleyna. Benim o attığımı tanıtayım. Kaçıncı yatakta? Ya bu Aleyna. Bu Aleyna. Üniversiteden ilk arkadaşım. Nasıl bakın arkadaşlar, bu Aleyna. Ama ne yapayım, video bir türlü olmuyor İrem. Tamam, Merve'nin arkadan görün. Götümü gösterme. Şimdi iskambil falı bakmaya gidiyoruz. Çok heyecanlı. Lanet yerdeyiz. Lanet yer. 15 dakika içinde vücudumuz ağrımaya başlıyor. Acıdan odaklanamıyorsun. Çok kötü. Çok kötü. Aleyna yarın gidiyor. Terk ediyorum okulu. Dayanamadı buraya. Valla dayanamadı. Afisi. Sırf afisine diye derse gelmeyen insanlar var. Tam bu arada. Selin. Selin selam. Böyle derse gireceğiz. Bugünün menüsü. Yarısı yenmiş ekmek. Alo, neredesiniz? Bakın bana bir tane koymuşlar. Alana iki tane koymuşlar. Toprak, seni tanımıyorum. Kaç tane videomu tamam, çektim? Işte, seni tanıttığım videoları sildim. Özür dilerim. Bu Toprak arkadaşlar. Burada da Hilay da var. Gösterebilir miyim? Gösteriyorum. Burada yayınlayacağım. Evet. Yok, ben fantezi için böyle fantezi. Seni çekiyorum. Gece seni izleyecek Toprak. Kamera nerede? Kamera burada bak. Arkadaşlar bizim derslerimiz bitti. Ben şimdi fal bakıyorum. Aldığım desteğiyle. Büyülemek için. Şimdi Merve bir dilekte bulundu. Söylemedin ne dileği olduğunu. Tahmin ediyoruz ama. Ne ediyorsan etmeyi. Ben ne ediyorum. Ben de ediyorum. Toprak şu anda poz vererek bakıyor. Kapıyı kapat arkadaşlar. Normalde öyle durmuyor. Kan buyuruyor. Toprak kasma ya. Hepsi kandırmak için. Videoda bir de seni zorbalıyor. Ne dedi ki? Dinlemiyorum ben. Biliyorsun beni artık Toprak. Merve diyenler like, Toprak diyenler yorum. Beğenileri kapatırsan 100 lira. Beğenileri kapatabilirim ama 100 lira az. Bilmiyorum, bir yere yayınlamıyorsanız kime konuşuyoruz biz? Yayınlayacağım. Ya. Şu an nasıl yayınlayayım hemen? Ben bunları editleyeceğim. Ulan ben de sağ sola bakıyorum ya. Yarın bir gün ünlü olsam insanlar beni böyle mi tanıyacak? Evet. Ya harbiden ya. Karşıma çıkar. Kendinden bahset insanlara. Hedeflerini anlat. Ya yakında öğrenirler. Yakında izlerler. Kanalın açılıp açılmadığını söyleyeceğim biraz. Arkadaşlar Merve ne dilediyse olacak. Açıldı kartlar şu şekilde. Evet, bakın. Beni gösterme. Ya sen niye gözükmüyorsun? Şey gibi, Prenses Elif'in babası gibi. Sadece ses olarak. Şademin en kanalındaki Merve Yılmaz gerçek fotoğrafı falan. 100 dolara gösteriyorum. İyi para. Ne yapacaksın 2007'de? Bölüşeceğiz seninle. Sev fotoğrafını göstereceğiz. Atsınlar göstermeyen peze. Hiç hareket etmemeye gösterim. Şaka, bu yalandı.
Arkadaşlar şu anda bir kafeye gideceğiz. Benim birazcık hoşlaştığım bir çocuk vardı. Oradaymış. Duyma. Oğlum çocuk izlese var. Nereden bilecek? Hangi kafe olduğunu söylemedim. Söyleyeyim mi? Hayır. İsim vermedim. Sezen, ben şu an dersten atıldım. Harbi atıldım. Aleyna da İngilizce dersinde. Şu an çok çalışkan bir öğrenci. Şipi falan öğreniyor. Family'yi de öğrendi. Family. Life. Man. A1, A2 seviyesi İngilizce Shit. Görüyoruz arkadaşlar. Fish. Fiş ne demek? Balık. Fiş demek. Balık. Pizza takım. Şu an kendimi hiç güzel bulmuyorum. Teşekkürler Elena desteklerin için. Hayır çok güzeldi. Duymadım. Ben şöyle bize çalışıyorum. Sizi bilgilendireceğim. Kafedeyiz arkadaşlar Aleyna ile birlikte. Merhaba. Şeyime bakar mısınız? İliklerime kadar cumhuriyet coşkusu. Kimse de yok evet. Benim Şuracağım, bu. Şuracağım senin yüzün çıkışı falan. Ödülüm nerede? 100 bin lira. Soulmate çeki. Var ya öyle bir çek varsa her gün burada çıkmayın da. Herkese ısmarlarım. Esas söylediğim, bak ben zır deliyim. İkinci bir günden herkese selam arkadaşlar. Işık çok kötü. Bugün haftanın üçüncü günü, videonun ikinci günü. Bu arada size bir şey anlatacağım, durun. Bizim okulda sanırsam tahta kuruları var. Tahta kurusu da değil aslında ama ısırınca kaşındıran böceklerden var ve bacaklarım şu an inanılmaz durumda. O yüzden böyle uzun bir çorap giyeceğim. Gerçekten uzun bir çorap. Rengini aldırış etmez umarım dışarıdaki insanlar. Sizin etmeyeceğinizi biliyorum. Çünkü siz benim takipçilerimsiniz. Benim takipçilerim beni yargılamaz. Giymiş bile birini. Ben takipçilerimi yargılamam. Evet birisini giydim şu anda ayağımda. Bu arada size bir şey diyeceğim. Benim aşk manifestleyerek taktığım bir bilezik. Dün beni ölesiye kaşındırdı işletme dersinde. Hani çıkarıp atacaktım artık ve sonrasında benim eski flörtüm bana mesaj attı. Buradan ben ne anlamalıyım? Benim hayatımın aşkı eski flörtüm. Kalite şu an çok kötü. Kameranın kalitesi. Bu arada bakın burnuma çakma piercing taktım. Farkında mısınız? Goodbye Chandler Bay. Bundan gün içerisinde dün bahsettim mi hatırlamıyorum. Mithil Peri birkaç gün önce öldü. Bir haftadan az oldu galiba evet. Cumartesi günü öldü. Şu an çarşamba günündeyiz. Ve benim en sevdiğim dizi Friends. En sevdiğim karakter de Chandler'dı. Benim için zor bir veda oldu açıkçası. Hani hep düşünürdüm. İlk bence derdim Mithil Peri ölür içlerinden. Ama bu kadar erken ölmesini beklemezdim. Bağımlılık sorunları olduğu için hani ilk öleceğini tahmin etmek sürpriz olmadı kimseye. Ama bu kadar erken olacağını kimse beklemiyordu. Gerçekten içimde hala bir burukluk var. Editlerini görünce, fotoğraflarını görünce falan çok üzülüyorum. Çünkü benim çok zor zamanımda karanlığımı aydın tutan karakterlerden birisiydi kendisi. Bu şekilde bir anma konuşması yapmak istedim onu. Çünkü çok seviyordum. Hala da çok seviyorum. Umarım gittiği yerde huzuru sonunda bulabilmiştir. İyidir şu anda orada. Bu şekilde kendimi rahatlatıyorum. Hiçbir zaman unutmayacağız. En azından sonsuza dek kendisini hatırlatacağı bir iş yaptı. Oyunculuğun en güzel kısmı bu bence. Mesela yıllar sonra benim çocuklarım bile Friends'i açıp izlediğinde hiçbir karakter yaşamıyor bile olsa onların dünyasında yaşıyor olacaklar. Bu çok güzel bir şey. Teşekkür ediyorum. En zor zamanlarımda ışık tuttuğu için hayatıma. Çok seviyorum kendisini. Umarım bütün bu sevgiyi hissedebilmiştir öldükten sonra da. Ölmeden önce de. Böyle bu kadar da bunu diyecektim. Teşekkürler Chandler Bing. Teşekkürler Mithil Peri. Şimdi arkadaşlar bizim okulda seminer var. Saat 2'de başlayıp 5'te bitecek. Hala Toker geliyor influencer olarak. Aynı zamanda kendi markasını kurmuş. Ondan sonra 2 tane de CEO ve hani bu iş alanında çalışan 3 tane kadın gelecek. Ben Ala Tokel'e gideceğim büyük ihtimalle. Sertifikalı olacak. Geç kalmazsam eğer Ala Tokel'e gitmek istiyorum. 5'te bitecek ve 5'te dersim de başlıyor zaten. Bitmese de giremem. Ve telefon kılıfım kırıldı bu arada. Durun bakın göstereceğim şimdi size. Bakın görünüyor mu? Zaten kılıf intihar etmiş yani. Ben benim bu arada. Böyle neyse. Telefon kılıfımı alsam, seminere mi gitsem, internetten sipariş etsem çok geç gelecek. Bilmiyorum internetten. Sipariş etsem buna otobüste karar vereceğim. Evet arkadaşlar şimdi Cansu'yu bir okula bırakacağız. Ardından da bakalım ne yapacağız. Cansu burada. Cansu kombinini göster. Görünmüyorsun kolumda. Çantamı. Çok güzel. Bu arada bu termoslu. Tamam hadi. Bakalım ne yapacağız. Keşke şu an canlı bir şekilde beni izliyor olsaydınız ve ne yapmam gerektiğini söylüyor olsaydınız. Büyük ihtimalle konferansa gideceğim. Ama sorun şu, Aleyna İstanbul'a gitti. Tek İrem gelebilir konferansa ve gelecek mi? Onu İrem'e sorayım bir dakika. Gelmiyorsa telefon kılıfı almaya gideyim. Bye bye. Evet Cansu okula bıraktım. Şimdi ben kendi okuluma gidiyorum. 2 saat yol çekeceğim. Muhteşem. İrem bu arada konferansa gidecekmiş. Yani konferansa gideceğim büyük ihtimalle. Telefon kılıfını da artık internetten sipariş edeceğim. Ne yapalım bir hafta kırık kılıfla dolaşalım. Yapacak bir şey yok. Neyse şimdi 3 otobüs yapacağım. 65, 390, 490. Gerçekten çok gerilimli. Özellikle 390 çok gerilimli bir otobüs. Çünkü full 9 Eylül Üniversitesi öğrencileri var. Ökem çok gergin hissediyorum. Arkadaşlar otobüsü o kadar saniyelik kaçırdım ki inanamazsınız. Yani önümden geçti. Ben de boz
bozmamak için sanki otobüse binmiyormuş gibi yapıp dümdüz yürüyüp gittim. Ama şöyle düşünmüştüm. Ben bu yemekhane kartına para koymadım. Bunun için yemek almam gerekiyor dışarıdan. Şimdi atıştırmalık bir şeyler alırım diye düşünmüştüm kaçırırsam. Öyle yapacağım. O yüzden Migros'a gidiyorum şu an. Marketteyim şu an. Buraya en son YKS günü gelmiştim su almak için. Güzel anılar yok yani burada benim için. Benim bugünkü oyun bu. Bu arada geçen hafta matematik hocamız, evet üniversitede de matematik görüyorsunuz, TYT'de matematik. Tahtaya kaldırıp soru çözdüreceğini söylemişti bu hafta. O yüzden güzel bir kombin yaptım. Umarım kaldırmaz. Kaldırırsa da kombinim için çıkacağım o tahtaya. Okulu çekmeye çalışacağım. Çok kalabalık arkadaşlar. Gerçekten çok anksiyete tetikleyici bir durum. Yenememişim anksiyetem. Ben bekliyorum şimdi, tuvaletten çıktım. Şu an konferans salonunun önündeyim. Efendim beğendim bugün. Psikolojik sorunlarım yeniliyor mu? Şaka, beğenmedim. Kamerada güzel çıkıyor olabilir ama gerçekte bu kadar güzel değilim. İşte Bursa'ya ne zaman döneceğim? Ne zaman? Çarşamba değil, perşembe günü gidiyorum haftaya. Öyleydi zaten. Hı-hı. Ama çarşambaydı işte. Arkadaşlar İrem geldi. Ben de bok gibiyim. Bunu gizli çekiyorum. Üçüncü oturum için ismimizi yazdırdık. Şimdi hediye alacağız. Hadi bakalım ne alacağız. Çok merak konusu. Bizim okulun başarısı şaka mıdır? Arkadaşlar biz galiba girmeyeceğiz söyleşiye. Çünkü yarım saat sonra başlayacak diyorlar. Ve bizim dersimiz başlayacak yarım saat, bir saat sonra. Hediyeleri net bir şekilde göstereceğim size. Bunun için resmen gittik yani. Şimdi Merve'nin yanına gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi size düzgünce içindekileri göstereceğim. Influencer değilim. YouTuber çakmasıyım. Bu bunu gerektirir, YouTube çakması olmak. Bu peeling ya da temizleme. Peeling de temizleme olayı aynı şey değil mi zaten? Değil mi? Peeling bölgeleri alıyor. Bak şimdi. Bu temizleme jeli. Neden? Çünkü burada yazıyor ki cleansing gel. Sonra böyle bir kart. Pardon. Önlere oturduk, konuşursak sesimiz çıksın diye. Asla niye odaklamıyor? Evet, burası hocamızın şey yaptığı yer. Durun, sınıf bomboş. Sınıfta çok az kişi var ve hoca hep insanları konuşturuyor. Şu ana kadar hiç konuşmamayı başardım. Kesin bugün konuşturacak. Önlere oturduk, konuşturursa sesimiz çıksın diye. Gerçekten çok korkutucu. Arkadaşlar çıkmak istiyoruz dersten ama Zeynep bir biliyorum bir bilmiyorum diyor. Hadi Zeynep çıkalım. Kapıda karşılaşırız artık, ayıp olur. Olmaz. Hadi arkaya çıkalım. Gel arkaya çıkalım. Çok ana oturdum. Zeynep diyor ki arkaya tırmanalım. Sonuç olarak çok az kişi var. Biz konuşacağız. Konuşacağız mantıken ve hoca bizi duymuyor. Ben bağırmak istemiyorum arkada. Ben konuşursam, bir şey bilmiyorsam saçmalamaya başlarım. Saçmalarsam hoş olmaz. 80 kişilik sınıfta 20 kişilik yokuz şu an. Haftaya yoklama alınmaya başlıyor. Herkes gelmek zorunda. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Gerçekten inanılmaz kötü. Dersin ilk yarısı bitti. Ben ikinci yarıya girmedim. Çünkü artık kendimi öldürecektim. Zeynep girecek. O yüzden bıraktı beni yalnız başıma. Şimdi İrem'i bekliyorum. Kafeteryaya gireceğiz birlikte. Kafeteryaya yemekhaneye gireceğiz. Yemek yiyeceğiz. Haftalık kart yüklemezseniz günlük 67 lira vermek zorundasınız. Haftalık yüklerseniz 5 güne 85 lira veriyorsunuz. Ve ben şu an sadece ufacık bir yemeğe 67 lira vereceğime inanamıyorum. Bugünün menüsü. Tavuk birazdan ayaklanıp koşacak diye korkmuyor değilim. Evet. İrem tavuğu şu anda bağırıyor. Aldı ne diye. Neyse ayran güzel. Bundan da mutluyum. Bundan da. Ekmekten de. Arkadaşlar kıraathaneye geldik. Öyle deyince şey oluyor ama şaka şaka. Çaycı başı deniliyor buraya. Öyle bir yerdeyiz. Okey oynayacağız. 4 kişi olursak ama şu an 2 kişiyiz ve bilin ne yapıyoruz. Bilin bakalım. Göstereyim sana. Elimi göster. İstenmiş olalım. İyice falcı olduk. Bu videodan bunu anladınız. Buranın sıcak çikolataları çok iyi. O yüzden buraya gidelim. Sen neye bakmak istersin? Bunlar akıcı akıcı yapılmıyor. Evdekiler de daha akıcı akıcı yapılıyor. Evet sadece papaz çıktı şu an. Bu belli bir sıraya göre eğer açılırsa bütün kartlar. Dilediğiniz dilek olacak demek. Arkadaşlar 10 saattir bal bakıyoruz ve hiçbiri açılmıyor tamam mı? Biz dedik ki kartlarda bir cenabetlik mi var acaba? Kartların 50 tane olması gerekiyor ki 35 tane varmış ve biz bunu çok sonradan sayma yakala ettik. Kartlar İrem, 50 sadece. Şimdi yeni kart isteyeceğiz. Vardır inşallah. Yeni kart verdiler İrem'in. İrem'in hızla bakar mısınız? Arkadaşlar toprak geldi. 6, 7, 8, 9, 10, 10. Selam ver toprak, kamera burada. 14, 13. Bu arada kartlardan biri yine eksik. Çok oldu. Banka için çıkacak. Ben sen maliyesin. Mali okuyorsun. Banka tutmak zorundasın. Anlık bir değişim ne? Monopoly oynamaya karar verdik. Şimdi Monopoly oynayacağız. Merve'yi bekliyoruz. Merve gelince de okey oynayacağız. Hamburger istiyorum.
Bunlar hep ders. Bunlar ders. Eğleniyor musun Toprak? Olsun. Biz şimdi kalkıyoruz artık. Ben eve gideceğim. Burcum çıktı, sürmeyeceğim de gece gece uğraşamayacağım.